Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Önemli bir günün ardından karşınızdayız sevgili Aytu'yla birlikte. Tabii ki belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili tasarının, yasanın mecliste oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası bu işin yansımaları uzun süre devam edecek gibi görülüyor. Dün Aytu neredeyse bütün gününü orada harcadı. Genel kurul takip ettiği eylem sırasındaki gelişmeleri nabzını tuttu. Aslında bu kararın çıkacağı neredeyse belliydi önceden. Meclis uzun uzadıya muhalefet kendi muhalif gücünü göstermek istedi. İktidar, hükümet sabah 5 dahi olsa, yani uzun ne kadar uzun süre sürsün, bu işi geçirme kararlılığını ortaya koydu. Sonuçta bana sorarsanız biraz da espri katalım, win-win diye bir durum oldu. Yani muhalefet rüştünü bir yere kadar ispat etti. Hükümet rüştünü ispat etti. Kapıda saatlerce bekleyen polis çalışanla karşı karşıya birazcık geldi. Ve sonuç malum. Şimdi tabii gözler olayın yasal boyutunda, anayasal boyutu oldukça tartışılacak gibi görünüyor. Tabii ki bakalım bu süreç daha ne kadar devam edecek. Şimdi ben tabii sözü Aytu'ya bırakacağım. Onun bu konulardaki söz hakkı benden daha fazla, onu söyleyeyim. Çünkü yani hem bu konuya uzun zamandır kendisi bir efor harcıyor. Bazı şeyleri ondan öğrendiğimi söylemek isterim. Elbette son gelişmeleri de hem yorumlarını katarak sevgili Aytu'dan bilgilendirici bir süreçte bir kez daha görüşlerini alacağız. Sadece ben şunu söylemek isterim. Sözü Aytu'ya bırakacağım. Bu belediyelerin birleştirilmesi elzemdir. Mevcut süreç ekonomik açıdan sürdürmeleri mümkün değildir. Elbette işin içerisinde iki taraflı da, yani siyasi kazanç elde etme ya da siyasi kazanç anlayışı karşı tarafla birbirini suçluyor, ancak bu belediyelerin hepsini bilelim ki birleştirilmesi şarttır. Yani çünkü yerel yönetimleri gerçek anlamda işlevsel bir modelde insanımıza hizmet edildiği bir noktasında mevcut ekonomik ve mali şartlar içerisinde ne hükümetten katkı payları ne de kendi ekonomik bünyeleri bunu kaldırmaz. Şimdi yarın öbür gün diğer yasada uygulandıktan sonra 91.95 geçtikten sonra belediyelerin gelirleri artacak. İşte asıl denetçi yapı o zaman ortaya çıkar. Sadece kurumsal denetimden değil, vatandaş denetimi açısından da ortaya çıkacak. Belediyelerin geliri artacak. Artmasıyla birlikte bunlar bize ne kadar hizmet olarak geri dönecek? Bunun sorgulayıcısını olmamız gerekir. Yoksa Ahmet yerinde oturur da efendim ne için kendisi gidecek Esentepe Belediyesi'ne baksın da niye o gidecek Dikmen Gaksın da burayla ilgilensin? Yok Ulu Kışla neden oradan gidip burayla ilgilenecek gibi. Eğer işlevsel bir belediye kurabiliyorsanız personeliyle birlikte her şey fiziki şartları da göz önünde bulundurarak, yani örneğin her zaman neden Dikmen Girne'ye bağlıdır diye bir soru hep sormuşumdur sevgili Aytu. Dağın ötesinde Girne'nin hizmet götürmesi kolay değildir diye düşünüyorum. Yani Lefkoşa'ya daha yakındır. Belki Gönyeli ile iç içe girmiştir artık neredeyse. Dikmen Belediyesi neredeyse bütün batıya kadar uzanan bir yere hizmet ediyor. Yani pek çok bileşenli bir durum. Ne yazık ki yani bireysel anlamda işte benim rahatım bozulmasın, biz böyle alıştık, sadece alıştık bu 15 metrekarelik yere hizmet edelim, başımıza iş açmayın, rahatımızı kaçırmayın anlayışını da incecik bir yerlerde, bazı yerlerde not ediyoruz. Akıl, fikir, proje nasıl daha düzlüğe çıkar ki sevgili Aytun Sabahtı Bilyası var. Yani Sayın Tufan Erşurman'a burada ayrı bir parantez açacağım. Parantez ben açıyor.
Yani dersine çalışmış. Yani zaten herkes öyle olması gerekir. Neyi savunduğunuzu bilimsel verilerle potansiyelinizle ortaya koymanız gerekir. Ancak yani vatandaşı için zaman kaybıdır. Her süreç bunu söylemeye çalışıyorum. Aytuğ, sen neler söylemek istersin? Şimdi dün tabii çok farklı etmenler var tartışılması ve konuşulması gereken. Ben önce şeyden başlayayım, meclis içinden başlayayım. Biz hazırlanan bir yasa tasarısı var. Doğru ya da yanlış ama şunu öngören bir tasarıydı. 28'den belediye sayısını 18'e indiren bir yasa tasarısı. Şimdi temelde tüm siyasiler, siyasi partiler belediye sayısının azaltılmasında zaten hemfikirdi. Hatta makarayı biraz geriye sararsak, Halkın Partisi'nin iktidar olduğu dönem hazırlanmış olan bir altyapısı var bu işin. Hatta çok iyi hatırlayalım, o dönemin İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars, uluslararası normların bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece 6 belediye olması gerektiğini söylüyor diyordu. 6 ilçe yani 6 belediye. Evet. Çünkü işte belli bir nüfus sayısı, belli bir yüz ölçümü, yani dünya ne yaptı? Dünyanın ortaya koyduğu kriterlere baktığımız zaman çağdaş batılı ülkelerin bizim belediye sayımızın 6 olması gerekiyor. Ama tabii burası küçük yer. Birçok ilişkiler var siyasetin, vatandaşın iç içe olduğu bir takım ilişkiler var. O belediyeme dokandırma, bu belediyeme dokandırma, o belediyemi kapattırmam, ben belediyemi kapattırmam. 12'de başladı, 14, 13 oldu, 14, 16 ve 18'de durduk. Başlı başına zaten film burada. 6 diyor olması gereken, biz 18'e kadar gidebildik. Bu işin bir kısmı. En azından bir daha fazla bir konsensüs sağlanmasını amaçlandı 18'de. İşte DP de memnun olsun, tatlı su kalsın, CTP de memnun olsun, Dikmen kalsın, şey kalsın, işte Gönyeli kalsın vesaire. Ve 18'e geldik. Sorun burada. Dün bu konuyu konuşurken belediye emekçilerinin eylem yapmasının çok bir mantığı yok. Zira onlarla ilgili bir sorun yok dedik. Aynen de düşüncemi ortaya koyuyorum. Evet. Ve bu yapılan eylemin siyasi olduğunu düşünüyorum. Bir baskı unsuru oluşturması açısından. Ama dün Sayın Tufan Erhürman bir anayasa hukukçusu olarak kelam kelam böyle tek tek anlaşılır bir şekilde, şu hukuki konular biraz anlamakta güçlük çektiğimiz konulardır. Anlayacağımız bir dille hazırlanan yasa tasarısındaki teknik sorunları ortaya koydu. İşte belediyelerin bir kişilik, tüzel bir kişilik olarak varlığı ama yasaların yazılırken bir takım teknik sıkıntılar nedeniyle bu tüzel kişiliğin ortadan kalkacak olması, yasanın geçtiği tarih ile yürürlüğe girecek olan yeni sistemin, yani 28 Kasım arasındaki süreçte yaşanabilecek sıkıntıların varlığına dikkat çekti. Benim için en önemli nokta buydu. Yani Eylül yarından itibaren yasa yürürlüğe girecek ama yeni sistem 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek. Bu aradaki aylarda bir takım kaos, belediye işçilerin, çalışanları nasıl ödenecek? Çünkü hukuki olarak bu tüzel kişiliklerin ortadan kalkmasıyla ilgili ve yeni oluşan belediyelerin tüzel kişilikleriyle ilgili bir takım teknik sıkıntılardan bahsetti. Çok anlaşılır, net bir dille. Ve dedi ki, gelin geri çekin, düzeltelim. Çünkü 11 maddelik bir yasa, 8'inde sorun var. Bunlar da tek tek anlattı. Bunları düzeltip tekrar meclise getirelim. Hükümet bunu doğru bulmadı kendince ve dedi ki sorunlu olanları değişiklik önerileriyle geçelim ve bugün bu işi bitirelim. Zaman kazanmak istiyor hükümet. Çünkü zamanı dar, daha 51-95'e geçilecek. Çünkü bitmedi, süreç bitmedi. Bu sadece belediyelerin sayılar anlamında azalmasıyla alakalı.
Ama asıl konu 51.95 sayılı yasa. Onu da şu saatten itibaren uyanınca vekiller tekrar çalışmaya başlayacakları konular bunlar aynı komitenin. Dolayısıyla hükümet de değişiklik önergeleri sunarak bu süreci bu şekilde geçti. Tabii Anayasa Mahkemesi'ne gidecek konu. Onu daha önce söyledik. Anayasa Mahkemesi ne karar üretir bilemiyorum. Hukuki bir konu. Hep beraber göreceğiz bunu. Ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar sonraki süreçleri etkileyecek elbette. Dediğim gibi hükümet üyelerine göre anayasal bir sorun yok. Her türlü anayasa görüşü alınmış gibi söylendi akşam. Diğer taraftan anayasada bir takım sorunlar olacağı görüşü var. Bunu beraber göreceğiz. Sonrasını konuşacağız elbette. Ama dün ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclise ortaya koyduğu direnişin biraz da siyasi, yani siyasi derken seçime yönelik olarak olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihai bir güç gösterisi. Evet, nihai karar belliydi. Yani ara verildi. Çünkü bazı belediyelerin neden oraya geldiği hala da sorgulanır haldedir. Yani sorun olmayan bazı yerlerde çalışanların, yani sendikal bir çağrıyla evet orada olmalarının gerektiren bir durum olmadığını sorguladı dün bütün gün. Yani bu evet. Niye geldi? Yani işte çalışanların özlük haklarıyla ilgili bir sorun yok ama çalışanlar eyleme davet edildi. Evet. Ha ben oradaydım. Gözlem yapma şansım oldu. Mesela sayısal olarak da mesela Sayın 4500 Harmancı ifadesi kullandı çok. Kim? Sayın Harmancı, yani Mehmet Harmancı mesela kaos ifadesini çok kullandı bu yasayla. Nedir mesela onun sistemini sen not edebildin mi? Nedir? Kaos dediği nedir? Yani bilemiyorum tabii Mehmet Harmancı'nın açılımını gelmek istediği noktaya ama yasanın yetersizliğinden ben kime sormuşsam nedir derdiniz diye hepsinin ortak cevabı anayasaya aykırıdır bu. Sıkıntı yaratacak. İşte Tufan Hoca'nın o dünkü meclis konuşmasında anlattığı konulardır aslında. Tamam bunlar eğer kulpuna uyduruluyorsa şimdi değişikliklerle o zaman sorun ortadan kalkmış olur. Ama işleyişte bir takım sorun olacak. Onu beraber göreceğiz bu iş ortaya çıktıktan sonra. Çalışanların 8. Çalışanların meclis önünde olması düşündüğümüzde, baktığımızda 4500 belediye emekçisi olduğunu ifade etmişti BES Başkanı sevgili Mustafa Yalınkaya. Orada ben yani 8'de 1, 10'da 1 oranını görmedim. Çalışan, eylem yapan insan sayısı olarak baktığımızda. Eylemin dün birazcık eleştiri yapmıştım. Bugün bazı köşe yazılarına da yansıdığını gördüm. Bir eylem yaptınız, Lefkoşa'nın canı çıktı. Her taraflar kapandı, yollar. Kime ceza verdiniz bu eylemi yaparken? Gerçekten dün bunu çok fazla insanlar zikretti birçok konuda. O anlamda ben kendim bugün Tufan Hoca ders verdi ama eylemciler sınıfta kaldı başlığını kullandım. Evet. Eylemin neden sınıfta kaldığı konusu da apayrı bir tartışma konusu. Birincisi başkent insanına yapılan zulümdür. İkincisi polisle böyle 3-5 kişinin sırf şeyi tırmandırmak adına olayları tırmandırmak adına polise yönelik olarak girişilen istenmeyen hareketler de sıkıntı yarattı. Şimdi kamuoyuna yansıyan bazı fotoğraflar var. Fotoğraf biliyorsun işte anlık evet. Bir şeyi yansıtır. Ama aynı fotoğraf karesinin video görüntüsünü izlediğinizde bunu herkese salık veririm. Baksın sosyal medyada var. Kesinlikle polisin o fotoğrafla ilgili söylüyorum. Polisin herhangi birinin ne boğazını sıktığı var, ne yumruk attığı var. Video görüntüsünde çok net olarak ortaya çıkıyor ki polise yönelik olarak bir sinir harbiyle gelen bir çalışanın olay çıkarmaması için tutup geri çekilmesi noktasındaki bir görüntü. Bu görüntü bilinçli olarak alınıyor. Manipülatif bir şekle sokuluyor. Sanki polis eylemcileri boğazını sıkıp dövüyor gibi bir pozisyona itiliyor ve bunun da ben çok tehlikeli bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum.
tümünün içerisinde ayrı bir parantez açılması gerekir bu olan bitene de. Çünkü gece orada değildim ama gün boyunca çok da fazla polisin eylemcilere hoşgörülü olduğunu söyleyebiliriz. Yani meclis kapısını kırmak, meclisin kapısı da, başbakanlığın kapısı da aynen bizim evimizin kapısı gibidir. Bizim paramızla alınır, bizim vergilerimizle oluşan bütçeden harcanır ve hepsi bizim malımızdır. Biz bu ülkenin vatandaşıyız, tümü bizim malımızdır. Kendi malımıza zarar vermenin mantığını da bir türlü anlayamam. Ve çok yanlış bulduğumu da söylemek isterim. Günün sonunda senin yorumuna, en baştaki yorumuna şöyle katılırım. Herkes bir güç gösterisi ortaya koydu. Ama sonuç değişmedi. Sonuç zaten bu yasanın oy çokluğuyla geçeceği sonucuydu. Hükümet kendince ben yaptım. Sizin de değişiklik önergelerinizi gördüm, not ettim ve yaptım. Ama yasayı da geçirdim söylediğim gibi şeklinde bir duruşu var. Cumhuriyetçi Türk Partisi, kötü bir yasa hazırladınız, size doğru yolu gösterdik diyerek bir kazanım ve gece boyunca işte çok da anlam veremediğim, yani saatleri uzatmakla konuşma, sadece Tufan Hoca'nın konuşması zaten yeterliydi sevgili Levent. Tufan Hoca her şeyi anlattı, ara verin dedi, gelin konuşalım dedi, ara verildi, ikisi konuştu Sayın Başbakan'la Tufan Hoca, anlaşamadılar. Orada zaten iş bitmişti. Zaten bu yasa oy çokluğuyla geçecekti. Sabahlara kadar herkesi germenin süre uzadıkça dışarısı gerildi. Polisle eylemciler karşı karşıya geldi. Süreç uzadı, gerilimler oldu. Gereksiz gerilimler. Dün akşam sence mesela vatandaş olarak bir bak, neye, akşam nereye, sana ne ya da bir sonraki seçimde sana herhangi bir açıdan akşamki ruh hali bütünsel anlamda sana ne gibi bir imaj yarattı sende? Yani gidip ikisinden birine hadi bu çok iyi başardı, buna oy vereyim, bu çok iyi diye böyle bir burada tamamen salt bir basitçe oluştu mu? Ama adımlar tamamen siyasi. Yani Cumhuriyet Türk Partisi ben sonuna kadar savaştım, yapabildiğimi yaptım mesajı verdi. Hükümette dediğim gibi tamamen siyasidir bunlar. Hükümette benim dediğim oldu, sizin de görüşlerinizi bak aldım yaptım mesajını verdi. Belediye emekçileri, biz güçlüyüz, aracımız var, şeyimiz var, dikkatli olun, bize dokunmayın mesajını verdi. Herkes bir mesaj verdi. Mağdur olan bu işten vatandaş oldu günün sonunda. Yine her zaman olduğu gibi. Ama yasada bir şekilde yoluna girdi. Girecekti de zaten, olacaktı da. Bu konuda herkes hemfikirdi. Bazı anormalleri yok mu? Var. Mesela Ulukışla dedin. Çok gariptir. Ulukışla Çatoz'un, Serdarlı'nın dibidir. Ama alıp diğer tarafa bağlamak biraz garip. Bu çok iyi hatırlıyorum Ulukışla ile ilgili sevgili Levent. 2008 miydi ilk belediyeler reformu? Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İçişleri Bakanı Özkan Murat'ın olduğu dönem yapılan ilk belediyeler reformunda da biz Ulukışla'yı tartıştıydık. Bir de Mersinlik köyünü çok tartıştıydık. O anormali Ulukışla da yine devam ediyor. Bir garip şekilde. Bu tip sıkıntıları var. Teknik anlamda Tufan Hoca'nın ifade ettiği bir takım sıkıntılar var. Bunların giderilmesiyle ilgili yapılan yasal değişiklikler var. Bunları dediğim gibi tümünü göreceğiz. Şeyin sonunda, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararların sonucunda. Ama artık bu konuda yaydan çıktı. Bu reform yapılacak. 51-95 ile tamamlandıktan sonra seçime 27 Kasım'da 18 belediye ile gideceğiz. Belediyelerin isimleri konusunda hiç üretici göremedim hükümeti, komiteyi daha doğrusu. Yani böyle iki belediyenin ismini yazarak yeni belediye şeklinde verilmesi ciddi bir de şey. Yani bu kadar tartışmanın içerisinde belki yüz güldüren şeylerdir ama işte üç belediye birleşiyor. Üç belediyenin ismi yeni belediye oluyor. Yani bunu zikretmek, yazmak, çizmek bile hikaye zor. Keşke öyle daha yaratıcı isimlerde bulunabilseydi. O da böyle çok şey olmayan, önemli olmayan bir detay olarak paylaşmış olayım. Evet.
tekrar edelim. Tabii bu konu sevgili Emin Mehmet her şey olacak inşallah diyor. Meclisin hukukçuları yok mu diye soruyor. Çalışanların ve insanımızın meclis önüne çağrılması bir yana, vekilin kürsüden arabalara atlayın gelin çağrısı kaos çağrısına başka bir şey değildir. Yakışık olmadı diyor. Gelen de olmadı. Yani öyle dışarıda evet, bir kalabalık yok. Sendikal çağrıyla. Aradan sonra hazırlanan mizansen kürsü işgali puan mı toplattı yoksa diye bir sorusu var. Toplatmıştır. Kendince toplatmıştır. Sayın Çakıcı fark ettiysen bilmiyorum. Sayın Çakıcı eleştirdi o şeyi, görüntüyü. Kendilerinin sevgili Levent, Sayın Çakıcı kendilerinin kürsüden dönemin UHP milletvekilleri tarafından şeyden atıldığı fotoğrafı paylaştı. Kol yordamıyla, zorla biz zamanında hadi böyle atıldıydık yani diyerek Sayın Çakıcı eleştirdi o şeyi, kürsü işgali konusunda. Ama yani bir mücadele sergiledik mesajıydı o. Evet. Kendi tabanına verdi Cumhuriyet Türk Partisi bunu. Sorry, kestim seni. Yok, bir şey söylüyordum. Liderlik direğe, Tayser Bey diyor ki liderlik direğe sorumluluk gerektiğini, ağzından çıkan laftan iyi tartmalı ve insanların galeyana gelmemesi için son derece dikkatli olmalı. Halkın huzurunu üzerine siyaset yapılmamalı. Demokrasi mücadeleyi seçilen meclise icra edilmeli. Sokakta değil, zorbalıkla hiçbir meseleyi halledemezsiniz diyor. Sancısız doğum yoktur diyor Mehmet Bey, Emin Bey. Kesinlikle her bir yeni durum elbette. Yani mevcutu terk edip yeni bir şeye hangi konuda geçersek geçelim mutlaka sancıları olacaktır. Önemli olan iyi süreç içerisinde iyiye evrilmesidir. Kötü bir şeyin, şikayet ettiğimiz bir şeyin iyiye evrilmesidir. Buradaki sorunumuz bizim, belki de Kıbrıs Türkler olarak hepimizin her konuyla ilgili sıkıntı, yani sadece belediyeler reformu değil, yaşadığımız canımızı sıkan, değişmesini istediğimiz her konuyla ilgili fikrimiz var. Bununla ilgili herhangi bir hükümet, bugünün hükümeti ya da dünün hükümeti veya yarının hükümeti fark etmiyor, bir adım attığı zaman buna karşı çıkmak gibi bir şeyimiz var, duruşumuz var. Çok statik ocuyuz çünkü. Çok sağlam bir şekilde bağlıyız mevcut duruma. Hepimizin bir nemalandığı bir düzen var. Bunu bırakmak istemiyoruz. Bırakmak istemediğimiz için de böyle tablolar ortaya çıkıyor. Çok normal. Sancısız doğum olmaz. Önemli olan sağlıklı bir doğum olmaz. Sancı olur ama sağlıklı bir doğum olsun ki hepimiz için daha iyi bir yaşam standardı ortaya çıksın. Şimdi bu tabii bu süreç devam edecek. Şimdi tekrar edelim. Gözler mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili mütalası ne olur, ne biter? Tufan Hoca'nın böyle bir ısrarı var. Mesela dünkü eylem sevgili Levent. 9 maddenin 8'inde değişiklikle de İçişleri Bakanı Ziya Özgür gecenin bayağı ilerleyen vakitlerinde o konuyla ilgili herhangi bir yansıması olmadı ama bu değişiklik Muhtemelen ben aradım gelmeden Sayın İçişleri Bakanı'na ama muhtemelen dinlenmedeydi. Evet. Telefonu kapalıydı. Net olarak öğrenmek istedim ki burada ben de ifade edebileyim ama Özdemir Beroğlu'yu da aradım, ulaşamadım. Normal ama saat Emrah Yeşilman sabah saatlerinde yani saat 7-7.30'da yapmış oluyor. Uzun bir paylaşım vardı. Ben mutluyum diyor Sayın Emrah Yeşilman. Evet ama detay çok yok. Yani hangi şeyde ne değişik yapıldı? Tahminim şu. Zaten Tufan Hoca'nın ortaya koyduğu değişiklik öneri anayasa maddeleriyle alakalıydı. Ortaya çıkan değişiklik önerileri de muhtemelen bu gibi. Tufan Hoca'nın anlattığı sıkıntıların doğmasını engelleyecek öneriler olsa gerek diye düşünüyorum. Mantık bunu söylüyor. Böyledir diye düşünüyorum ama bunu bugün gün içerisinde elbette bir takım yeni bilgiler alacağız. Yarına kadar da bunları yine elbette konuşacağız. Şunu söylemeye çalışıyordum. Eğer bu eylem sence sevgili Levent samimi olsaydı bu sabah itibariyle araçlar yoldan kalkar mıydı? Çünkü verilen mücadelenin aleyhinde bir durum ortaya çıktı. Yani o nedenle çok daha
samimi bulmuyorum ortaya çıkarılan durumu. Yani dün gece eylem şey geçti, yasa oy çokluğuyla geçti. Bugün hayat devam ediyor. Böylesi Lefkoşalı'ya hayatı dar eden bir eylem gerektirecek kadar büyük bir şey varsa, bu eylemlik sürecinin de bugün, yarın, öbür gün Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar devam etmesi gerekmez miydi samimi olsa diye bir soru bırakayım kamuoyuna. Yani tekrar başınıza gelin. Yani sonucu belli olacak bir süreç. Herkes kendince rüştü nispet ettiği. Ana muhalefet ben sonuna kadar sabah 5'e kadar bunun karşısında durdum ve 8 maddesini değiştirdim diye bir yaklaşım sergiliyor. Hükümetse ben bu yasayı bu akşam geçireceğim dedim. Özel oturumla geçirdim diyor. Evet, dediğimiz gibi. Böylelikle uzun bir soluklu bir süreç sonunda yasa oy çokluğuyla kabul edildi. Kamuoyu sayıya takılmasın. Her programda bunu söylemeye devam edeceğim. Belediye sayısına. Evet. Bizi ilgilendiren, yurttaşı ilgilendiren konu 51.95'tir. Aralık ve Ocak ayında biz bu 51.95'i hissedeceğiz. O zaman kamuoyu gerçek anlamda tartışacak konuyu. Çünkü aslında esas azaltılması değildi. Çalışma ikiye bölününce belediye sayısı ayrı, yani belediyelerin çalışma esasları ya da personelle ilgili esaslar ayrı. Çünkü şimdi iki belediye birleştiriliyor, birinin borcu var, ötekinin borcu yok. Nasıl bir mahsuplaşma ya da nasıl bir mali süreç ilerleyecek? Onun borçlarını borcu olmayan belediye üstlenecek diye bir tartışma var. Ancak vatandaş yeni düzenlemeye göre sizin aday, yani gidip o belediye için aday olacaksanız o belediyenin bütün sorununu bilerek o adaylığı elbette olacaksınız. Dolayısıyla siyaset kendi içinde böyle bir sorunun yanıtını aslında veriyor. Yani yandık bittik. Benim tekrardan söyleyeceğim şudur. Senin de söylediğin gibi asıl yasa 51.95'tir. Orada belediyelere önemli gelir getirecek bir takım çalışmalar var. Yani aydınlatma vergisinden tut, işte atıyorum yani çöp vergisine kadar evlerle ilgili, yani konutlarla ilgili yasaların, vergilerin güncellenmesiyle ilgili pek çok belediyelerin geliri artacak. Bu artacak olan bu gelir belediyeye hizmet olarak nasıl geri dönecek? Temel sıkıntı budur. Sadece o değil, havuz sistemi oluyor. Havuz sisteminin yaratacağı ekstra gelirler olacak belediyelere. Şimdi, havuz sisteminin uzun dönemdir mesela köylerindeki belediyelerin istediği bir uygulamadır. Sadece benim mesela değil, kırsal hep istiyor. İşte kırsal uzak. İşte benim denizim yok. Yani benim gelirim yok, havalimanım yok, limanım nüfusum yok. Nüfusum yok. Göç var. Veriyor tabii. Gezlere. Ben nasıl geçineyim noktasında pek çok şey var. Tabii haklı talepleri vardı kırsalın. Şimdi o haklı talepleri de bu şeyin içerisinde havuz sistemiyle bir nebze şey bulacak, karşılık bulacak. Yani hizmet... Girne de diyor ki ben niye vadilinin parasını ödüyorum diye bir şey tamam, var. Şimdi Girne'ye yani örnek verdim. Yani Girne hizmet verdiği için daha yüksek bir meblağ alacak zaten. Yani herkese 1 lira dağıtılacaksa Girne'den gelecek havuzdan 18 belediyeye. Örneğin Girne Belediyesi 3 lira alacak oradan hizmet verdiği için. Yani total geliri 21 liraysa 21 liranın 3 lirası Girne Belediyesi'ne, kalanlara da 1'er lira gibi. Yani bunlar daraltılmış böyle olacak. Bölgelerde belediye başkanının seçimi yaptığı hizmet üstünden değil, yaptığı istihdama göre gidiyorsa burada bir sıkıntı olacak yine. İstediğiniz yasayı geçirin, istediğiniz uygulamayı elbette yapın. Tabii o işin özü zaten. Gençler istihdam bekliyor, %100 haklıdırlar. Yani gençlere istihdam alanı yaratılmak zorundadır. Ancak belediyelere seni buraya alamıyorum, kurayım bir hulle şirkette oradan üstünden alayım hikayesi başlamıştır. Pek çok noktada bu vardır. Belediyelerin sırtına ciddi şekilde hizmetten çok istihdam yükü biniyor. Evet. Her başkan da pek çok başkan da daha doğrusu
istihdam üstünden yerine seçilmeyi keşfettiği uzun dönemdir geldiğimiz nokta budur. Kesinlikle. Geldiğimiz nokta budur. İstihdam noktasına karşı diyelim. Çünkü ülkede bir politika vardır. Yani bir nesil değişir. Arkadan gelen gençler herkes kendince istihdam bekler. Ama bu noktada belediyelerin öncelikle yani bana belediyeler artık çöp toplamayı bir hizmet olarak söylemesin. Çöp topladım diye reklam olmaz. Ot topladım diye reklam olmaz. Bunlar her belediyenin zaten normal rutin işidir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz ot topladık diye belediye reklam çıkmasın artık. Büyük parklar yapmalıyız. Yaşamsal alanlar yaratmalıyız. Kaldırımlar, geniş kaldırımlar, bisiklet yolları yapmalıyız. Avrupa Birliği'nden bütçeye çizdirip paraya alıp 25 metrelik yol yapmamalıyız. Bu ülkenin temel sorunu şu anda yaşadığımız temel sorunların bir tanesi insanların günlük yaşamı içerisinde standart belediye hizmet alamamasıdır. Çöpü toplamış, insanlar park ister, insanlar çocuklarını götürebileceği alanlar ister. Girne içinde, Lefkoşa içinde. Yani her yer için böyledir. Tabii. Şu an ülkede örneğin bir kent parkımız yoktur. Yani örneğin Güney Lefkoşa'da bir Atalasa'nın olduğu gibi bir parkımız yok. Evet. Ülke genelinde yoktur. İki tane Nadide yerimiz var. Onlar da hasbelkader yan yana. Alsancak Belediyesi'nin yapmaya çalıştığı. Alsancak Belediyesi'nin yaptığı güzel bir park. Evet. Ve onun hemen ilerisinde Lapta yürüyüş yolu ki onu da gece kullanamıyoruz. Asıl gece kullanılması gerekiyor. Evet. Onda da eksiğiz yani. Onun dışında bu ülkede fark yaratan maalesef bir şeye sahip değiliz. İnsanlar çoluğunu çocuğunu alsın, bisikletini alsın, gitsin, vakit geçireceği bir ortam maalesef yok. Ki zaten mutsuz bir insan kalabalığıyız burada. Bu tarz yerlerle bizim çok küçüktür. Ben Taşınköy'de kalıyorum. Kızılbaş Parkı açıldı. Çok küçük bir alan. Yüzlerce insan var. Çünkü yoktu böyle bir alan. Mesela bir şey yaratmışlar. Çok basit ama çok önemli bir şey. Çok bu kadar çok olduğunu ben bilmiyordum. Bisiklet şeyi var. Bu Amerika'da falan görürdük filmlerde. Gelir çocuklar hop ters çevirir bisikleti falan. Kaykaylarıyla gelir. Bir alan yarattılar. Bu stüdyo kadar bir alan. Yüzlerce çocuk var orada. Bisikletler sırayla. Ne kadar çok ihtiyacımız var bu tip yerlere. Yani bu sadece Lefkoşa için. Eminim Girne'de, İskele'de, şurada burada çok daha fazla ihtiyaç var ve yetmiyor. Var olan yetmiyor. Basketbol sahaları var. Bir tane sahası var. Yığın bir sürü insan oradan çocuk, genç faydalanmaya çalışıyor falan. Çok şeylere ihtiyacımız var. Onun için belediyelerin çok sağlam bütçeleri olması gerekir. İyi yönetilmeleri gerekir ki insanların beklediği bu altyapı hizmetlerini, yani altyapı derken şehir için altyapı demiyor. İnsanlara yönelik olarak yapılacak olan bu yapılara ihtiyaç var. Bunu yapabilecek güçlü belediyeler olması gerekiyor. Umarım bu 51-95'in de iyi kurgulanmasıyla birlikte buralara ulaşır belediyeler. Ama temel senin söylediğin tabii iyi yönetim elbette şart. Sadece istihdam değil, iyi yönetim. Bu olmadıktan sonra ne yapsak, hangi yasal düzenlemeyi yapsanız boşuna. Evet. Yarın konuları konuşmaya devam edeceğiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Edelim. Bugün çok kısa bir şey söyleyeyim. Önemli bir konu. Çok konuştuk burada Kıptek'le ilgili. Kıptek ihalesi iptal oldu. Evet, evet. Tekrar 10 gün içerisinde pazarlık yöntemiyle bir alıma gidiliyor. İhale tekrar yapılıyor. Umarım ben MİK Başkanı'yla konuştum gelmeden önce. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin'le. Ve bu pazarlık yönteminin devletin çıkarına olacağını ifade ediyor. Ortaya çıkan 6 teklifte de sıkıntı olduğunu ve ihaleyi bitiremediklerini. Bu o pazarlık usulü yapılacak ihalelerde de firmalara çağrı yaptığı, senin aracılığına çağrı yapayım dedi. Söyle. Ben de bu imkanı söylemek istiyorum. Tabii burada. Ki. Firmalar lütfen hazırlarken dosyalarını bizimle istişare içerisinde olsunlar diyor Merkezi İhale Komisyonu Başkanı.
ve doğru dosyalar hazırlansın ve bu pazarlık usulüyle de en iyi, en doğru şekilde bu ihaleyi bitirelim artık şeklinde bir çağrısı vardı. Yeri gelmişken burada onu da söylemek istedim. Çünkü hepimizin dört gözle beklediği bir ihaledir. Yeterince tartıştığımız bir ihale ve kamuoyunda gözünün üstünde olduğu bir ihale. Devletin, Kıptekin tabii öncelikle ve devletin, hepimizin parasının çarçur edilmeyeceği doğru bir noktaya şekillenmesi açısından da bu dört göz olmamız çok doğru bir zaten mantık. Bu pazarlık usulü yapılacak olan ihalenin de 10 gün içerisinde şekillenmesi bekleniyor. Biz de buna sürekli olarak ilgi göstermeliyiz, bakmalıyız, etmeliyiz. Son rakamlar zaten ortaya çıkmıştı. Pazarlık usulüyle çıkacak olan rakamların ne olacağını da hep beraber göreceğiz. İki basamaklı çünkü bu pazarlık usulü. Canlı yayınla ilk olarak fiyatlar ortaya çıkacak. Sonra da o ilk fiyatlar üzerinden pazarlık başlayacak. Ve minimum fiyata devlet bu akaryakıt teminini umarım sağlayabilecek. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Yeri gelmişken onu da söylemek istedim. Yarın bu konuyu bir de aslında Doğu Akdeniz'de bu Türkiye'nin 6. parselde Güney Kıbrıs'la birlikte bu tartışmaları belki biraz konuşuruz ve tabii ki yerel üretimlerin yansımalarını bugün gün içerisinde yine bu konu oldukça devam edecek gibi görünüyor. Değerli izleyenler, günü tamamladık. Biraz satma yapalım. Bu akşam saat 20'de aklıma takılan sorularda yüzücü şampiyonumuz Doğukan Ulaç ve Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı'yı konuk edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani bu siyaset dışı konuları ve özellikle de hepimizin ufkunu genişletecek, ülkemizin insanının neler yapabileceğini gösteren bu tür bireysel başarıları kitlesel başarıya çevirme yolunda bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Tekrar edeyim, heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Yüzücü şampiyon Doğukan Ulaç ve Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı bu akşam canlı yayın konuğumuz, saat 20'den itibaren aklıma takılan sorularda. Yarın saat 12.15 sevgili Aytül'le birlikteyiz. Hoşçakalın.